Afet ölçeğini bir sıcak havalar yaşıyoruz bu yaz mevsimi. Geçtiğimiz Haziran ayı rekorlar, yani tüm Haziran aylarının rekorunu kırdı sıcaklık olarak. Temmuz ayında da aynı şekilde devam ediyor. Üstüne üstlük nem de fazla olmaya başladı. Bunun sebebi denizlerin sıcak olması ve Poyraz rüzgarlarının hızlı bir şekilde Karadeniz'deki nemi metropol üzerine taşıması ve metropoldeki yüksek binaların arasında rüzgarın kanalize olarak hızını kaybetmesi ve su buharını orada bırakması şeklinde kendini gösterdi. Tabii ki metropolün şartları çok ağır. İşte 5 milyon üzerinde araç, yine milyon seviyesinde klima, betonlaşma, aşırı betonlaşma ve bu betonlaşmanın neticesinde asfalt yüzeyin ve beton yüzeyin ısıyı hızlı bir şekilde atmosfere yayması ve şehirler üzerinde kullanılan yakıtların sonucunda ısı adalarının oluşması. Çünkü sanayi var, araçlar var, fosil yakıtlar kullandığı müddetçe maalesef şehir üzerindeki ısı adalarının etkisi fazla olmakta. Ve bu ısı adaları da hava sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. Tabii bunun yanı sıra yüksek basınç sistemlerinin Türkiye üzerinde kalması ve yüksek basıncın Azor yüksek basıncının sırtının da Türkiye'de olması ve Afrika sıcaklarını taşıması global ölçekte La Niña olayının da bulunması maalesef bu yazın çok sıcak geçmesi neticesini doğurdu. Nemli, yüksek nemli ve sıcak havanın etkisiyle tropikal geceler yaşamaya başladık. Maalesef Türkiye ve genelde metropoller, İstanbul gibi büyük metropoller sıcaklığı aşırı derecede ve can yakıcı şekilde hissetmeye başladı. Bu da devam edecek yaz boyunca. Tahmin ediyoruz ki yaz sanki bir ay daha uzayacak gibi, yani Eylül ayında kapsayacak gibi görünüyor. Tabii nüfusun fazla olması, 20 milyon civarında, yani 16 milyon resmi kayıtlarda ama 20 milyona yakın bir nüfusun olması su kullanımı da artırmakta. Bu su kullanımı şu anda barajlarımızdaki doluluk oranı %60 ama geçen sene %20 civarındaydı bu zamanlarda. Şu anda sanki su açığımız var gibi gözükmüyor ama Haziran ve Temmuz ayı yağışsız bir günler geçirmeye başladık. Gittikçe de bu barajlarımızda su miktarı azalacaktır. Çünkü şu anda sıcaklığın yüksek olması, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3,5 milyon ton su harcamamız herhalde 4'e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar dikkatli kullanılmasında fayda var. Yağış esnasında suyu da biriktirmemiz lazım. Yani yağmur suyunu da muhakkak biriktirmemiz lazım. Kullanılan suların bir miktarının geri dönüşümünün sağlanması lazım. Bu suları ancak çim sulamasında veyahut da diğer işlerde kullanılması gerekir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Sıcak havalarda muhakkak yaşlılar, hamile bayanlar ve kronik hastalığı olanların belli saatlerde işleri eğer yoksa evde veyahut da kapalı alanlarda doğal havalandırma olan alanlarda geçirmesinde fayda var. Bol giysiler giyilmeli. Bol sıvı tüketilmeli. Uyku düzenine dikkat edilmeli. Vatandaşlarımız orman yangınlarına çok dikkatli olmalı. Çünkü ormanlar bizim ciğerimiz. Olmazsa olmazımız. Ormansızlaşma yangınlarla birlikte hızla artmaya başladı. Mümkün olduğu kadar ormanlarımızı korumamız gerekiyor. En ufak bir yangın olayında hemen ilgili kuruluşları hemen ikaz etmemiz gerekiyor. Bu yıl buharlaşmanın çok miktarda olması
barajlarımızdaki suyu da etkiliyor. Yani barajların su miktarının azalmasına sebep. Çünkü müthiş bir buharlaşma var. Rüzgarla birlikte, sıcakla birlikte buharlaşma had safhada. Bu yüzden hızlı bir şekilde buharlaşmayla birlikte su yüzeyindeki buharlaşma yüzünden maalesef barajlarımızda su miktarı da hızlı bir şekilde azalıyor. Tabii kullanım da arttığı için iki katına çıkıyor buharlaşma miktarı ve su kullanımı diyelim. Hangi saatlerde dışarıya çıkılmalı? Artık sabah 10 ile 17 arasında kesinlikle dışarıya işi olmayanlar veyahut da korunaklı olarak çıkılabilir. Onun haricinde mümkün olduğu kadar dışarıya güneş altında olmamakta fayda var. Bizler bu bölgede oturuyoruz. Sıcaklarla başa çıkamıyoruz. Şahsen evdeki klimayı da açtığım zaman da baş edemiyoruz. Klima çarpıyor. Ertesi gün de sıcaktan çarpıyor. Yani haddinden fazla sıcak şu an ülke. Hani bunu da herhalde küresel ısınmaya bağlayacağız. Çünkü kutuplardaki erimeler de bizi çok etkilemeye başladı.